Erzurum Kongresi bölgesel direniş hareketlerini tek çatı altında birleştirebileceği, vatanseverlerin tek amaç çerçevesinde toplanmalarının mümkün olduğunu topluma, kamuoyuna ilk kez gösterdi. Doğu illerinin temsilcilerinin el birliğiyle çalışabileceklerini ispat etti. Bu olumlu sonuçlar her yanda büyük etkiler yapmış ve Sivas Kongresi'nin toplanmasını kolaylaştırmıştır. Erzurum'da daha kongre sürerken Damat Ferit hükümetinin diğer illeri büyük bir telaşa kapılmışlar. Onlara göre bu tür hareketlerle barış umutları iyice sönmüştü. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa ile yakın arkadaşı Rauf Bey'in tutuklanarak İstanbul'a gönderilmesi emri verilmişti. Ama Doğu illerinde artık bir heyeti temsiliye, Erzurum Kongresi'nin aldığı en önemli kararlardan bir temsilciler heyeti oluşmuştu. Bu heyet Doğu Anadolu halkını temsil ediyordu. Bu nedenle Osmanlı hükümetinin emirleri orada geçmiyordu. Bu olumlu girişte 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın çok önemli bir rolü olduğunu belirtmiştik. Ama en önemli noktalardan bir tanesi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğini kamuoyunun giderek benimsemesiydi. Erzurum Kongresi yurtta sürerken yurt içinde başka toplantılar da yapılıyordu. Bu kongreler Sivas Kongresi'ne kadar sürmüş, hatta daha sonra da sürmüştü. Diğer yandan Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığını yaptığı Erzurum Kongresi sonucu oluşan heyeti temsiliye Sivas'taki büyük toplantıyı hazırlamak için var gücüyle çalışmıştı. Erzurum'da varılan kararı uygulamak üzere seçilen heyeti temsiliye yoğun bir çalışmaya girdiğini söyledik. Zaman zaman 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile birlikte yürütülen çalışmalarda esas amaç Doğu Anadolu'nun yaklaşan Ermeni saldırısına karşı savunulması hazırlıklarını tamamlamaktı. Ancak heyeti temsiliye başkanı olan Mustafa Kemal Paşa ayrıca Amasya tahmininde duyulan hususları yerine getirme görevinde yüklenmişti. Bildiğimiz gibi Amasya tahmininde ulusun kurtuluş kararını verebilmesi için Sivas'ta bütün yöreler temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşacak ulusal bir kongre toplanması istenmişti. Kongreyi hazırlayacak olan Mustafa Kemal Paşa'dan başkası da değildi. Böylece son derece yoğun bir çalışma içinde Mustafa Kemal Paşa çalışmalarını hızla devam ettiriyordu. Erzurum Kongresi'nin toplanmasını ve çalışmasını önleyemeyen Damat Ferit Paşa şimdi çok daha önemli olan Sivas Kongresi'nin gerçekleşmesine engel olmak için var gücüyle çalışmaya başlamıştı. Kongre önleme taktiği başlıca iki esas noktaya dayanıyordu. Bunlardan birincisi Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşlarının İttihatçı oldukları kanısını yaymaktı. Bildiğiniz gibi Birinci Dünya Savaşı'na girilmesinin baş sorumlusu olan, o sırada iktidarda bulunan İttihat ve Terakki Partisi, hatta İttihatçı olmanın vatan hainliğiyle bir tutulması düşüncesini ortaya çıkarıyordu. Halbuki bu siyasal grup yanlış ve doğruları ile tarihimizde önemli bir yer almış
özellikle Türklük bilincinin doğmasını büyük ölçüde iddiatçılar sağlamıştı. Hatta bu iddiatçı tepkisini bilen Damat Ferit ve ekibi şu söylentiyi yayıyordu. Yurdu felakete sürükleyerek dışarıya kaçan parti önderleri yerlerine Mustafa Kemal ile arkadaşlarını vekil bırakmışlar. Vatan haini olan iddiatçıların izinden gitmek padişah iradesini çiğnemektir. Taktiğin dayandığı ikinci nokta ise şu. Madem ki Ege bölgesinde Yunan ilerleyişi bazı çevreleri rahatsız ediyor, öyleyse Yunanları bir anlaşma ile durdurmakta Mustafa Kemal'in eylemi önlenebilir. Damat Ferit'in bu düşüncesi üzerine İngiliz generali Mayne Yunanlarla görüşmeye ve onları makul bir çizgide durmaları için iknaya çalıştı. Bu arada bu da etkili bir yoldu. Öyle ki Alaşehir Kongresi'nde bu İngiliz generali Mayne ile görüşme kararı alınmış ve kendisine bazı öneriler gönderilmişti. Burada tabii Mustafa Kemal Paşa'nın tam bağımsızlık ilkesine ne kadar ters düşen bir davranış olduğu ortadadır. Bir 22 Haziran günü Amasya'da yayınlanan tamimde kongre hazırlıklarının derhal başlaması askeri ve sivil yöneticilere bildirildiğini söylemiştik. Bazı kimseler Damat Ferit'in düşüncelerini bütünüyle paylaşıyorlar. Bu kongrenin İngilizler başta olmak üzere anlaşma devletlerini Osmanlı hükümetine karşı iyice olumsuz bir tutum içine iteceğini ileri sürüyorlardı. Büyük bir karamsarlık içinde bulunan bazı yurtseverler bu kongrenin hiçbir fayda getirmeyeceğini söylüyorlar. Bu nedenle kongreye katılmak istemiyorlardı. Bazıları ise korku ve endişe ile yüzünden kongreye gitmekten imtina ediyorlardı. Bütün bu güçlüklere rağmen kongre 4 Eylül'de açılabildi. Ama beklenen bir çoğunluk sağlanamadı. 31 kişi bu kongreye katılabildi. Bazı bölgeler maalesef temsil edilemedi. Ama Osmanlı hükümetinin çıkardığı bütün zorluklara ve çoğu çevrenin olumsuzluğuna rağmen kongrenin toplanabilmesi o günkü koşullar altında büyük bir başarıydı. Daha ilk gün kongre başkanlığına Mustafa Kemal Paşa'nın seçilmesine itiraz eden bir grubun kulis etkinliği yapması ve bu kişilerin içinde başında Rauf Bey'in olması da dikkate değer bir olaydı. Bu olay kongrenin Erzurum'daki gibi rahat ve huzurlu bir biçimde geçemeyeceğini gösteriyordu. Başkanlık bunalımı Mustafa Kemal Paşa'nın seçimiyle atlatıldı. Daha sonra padişaha bağlılığı bildiren telgrafın abartmalı bir içerikle yazılması ve bunun tam olarak önlenememesi ardından kongrenin siyasetle uğraşmaması gibi akıl dışı öneriler tabii ki Mustafa Kemal Paşa'nın canını sıkıyordu. Kongre baştan aşağı siyasal bir etkinlikti. Pek çok delege siyasetin ne olduğunu bile kavrayamamıştı. Bütün bu zorluklar atlatıldıktan sonra üzücü ve can sıkıcı bir başka konu ortaya atıldı. Kurtuluş için manda kabul etmekten başka çare bulunmadığı konusu gibi.
Yani bu mandacılar, biliyorsunuz manda bir devletler hukukunda bir ulusun başka bir devlet tarafından yönetilmesi anlamına gelmektedir. Mandater değil, mandater ise manda işlemi gereği yönetici atanan kişidir. Tabii kongrede bir Hikmet Bey, tıbbiye diye şahanenin temsilcisi, öğrenci Hikmet Bey'in kalkıp bir konuşması son derece etkili olmuştur. Ve Mustafa Kemal Paşa'ya biz Türk gençliği olarak mandayı asla istemiyoruz. Mandayı kabul ederseniz, Mustafa Kemal'e dönerek mandayı kabul ederseniz sizi de reddederiz demesi üzerine oylamaya geçilerek 3-4 oyla manda reddedilmiştir. Burada kongrede alınan kararları şöyle özetleyebiliriz. Yurttaki dağınık direnme örgütleri bir çatı altında birleştirilerek tek dernek içinde toplanacaktır. Bu derneğin adı Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti oldu. Bu dernek ulusun kurtuluşu ve bağımsızlığı için var gücüyle çalışacaktı. Bir başka devletin güdümü altına girme veya Türklerin yaşadığı bazı yerlerin terk edilmesi gibi görüşler kesinlikle kabul edilmeyecekti. İstanbul'da ulusal davayı baltalayan damat Ferit hükümetinin düşürülüp yurtsever yeni bir hükümetin iş başına gelmesi için uğraşılacak. Böylece Anadolu'daki direniş hareketinin İstanbul'da siyasal kadro tarafından desteklenmesi sağlanacaktı. En önemlisi Osmanlı parlamentosunun yeniden toplanmasına çalışılacaktı. Aksi takdirde yeni hükümet çalışması açısından sakat kalırdı. Zira güven oyu almamış sayılacaktı. Osmanlı parlamentosunun meclis mebusan kanadı halk temsilcilerinden oluştuğu için ulusu temsil etme yetkisi vardı. Bu nedenle meclis mebusandan çıkacak kararlar kurtuluş için geçerli olacaktı. Buradan Mustafa Kemal'in elini kolunu bağladığını görüyoruz. Çünkü Mustafa Kemal İstanbul'da işgal altında bir mecliste, işgal altında bir hükümetle kurtuluşun sağlanamayacağını iddia ediyordu. Bunları söylüyordu. Halbuki yeni bir meclisin toplanması, yeni bir kurulun oluşması Mustafa Kemal'in arzusuydu. Bunlar yerine getirilmek istenmedi. İstanbul'daki meclis mebusanın toplanmasının şart olduğu bildirildi ve bundan bir bağlayıcı da karar alındı. Bu meclis-i mebusanın alacağı kararların her halükarda geçerli olacağı ve kimsenin itiraz etmemesi gerektiği konusu üzerinde duruldu. İçinde bulunan olumsuz koşullar göz önüne alınarak bir değerlendirmeye gidilirse Sivas Kongresi'nin başarılı bir biçimde sonuçlandığını belirtmek gerekmektedir. Her şeyden önce yurtta birbirinden habersiz ve dağınık çalışan direnme örgütleri birleştirilerek tek yönetim altına konulmuştur. Bağımsızlık düşüncesi ve ülküsüyle hiçbir ilgisi olmayan manda gibi isteklerden vazgeçilmiştir. Damat Ferit hükümetinin tutumuna karşı kesinlikle cephe alınmış ve padişah üzerinde Meclis-i Mebusan'ın toplanması için baskıda bulunulmuştur. Sivas'ta böyle sonuçlara ulaşacağını kestiren Damat Ferit, daha kongre sürerken Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bazı tertiplere girişmiş. Zaten karanlık olan atmosferi daha da olumsuzlaştırmak, kongreyi baltalamak için elinden geleni yapmıştır. Ancak başarılı olamamıştır. Kongre bittikten sonra bu sertlik siyasetine bir süre devam etmiş. Daha sonra padişaha bir bildiri yayınlatıp perde arkasına çekilmeyi denemiştir. Bu bildiri yumuşak bir üslupla kaleme alınmıştı. Vahdettin'in ulusun başına gelen felaketlerden duyduğu üzüntüyü belirtiyor ama
aşırı davranışlardan kaçınmasını, böyle hareketlerin meclis mebusanının toplanmasını geciktireceğini söylüyordu. Evet, bundan sonra Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal Heyeti Temsiliye kararının Ankara'ya gelmesini, Ankara'ya taşınmasını arzu ediyor. Ankara'ya gelişleri Mustafa Kemal Heyeti'nin 27 Aralık 1919 tarihinde oluyor. Dolayısıyla Ankara'da çalışmalarına başlarken Mustafa Kemal'in işini kolaylaştıran bir olay gerçekleşiyor. 15 Mayıs'ta İstanbul işgal ediliyor. Pardon, 15 Mart'ta İstanbul işgal ediliyor ve Meclis-i Mebusan basılarak Meclis-i Mebusan'ın içinde bulunan bazı milletvekilleri tutuklanarak Malta Adası'na sürülüyor. İstanbul'un işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusan'ın basılmasının başındaki en önemli unsur Misak-ı Milli kararını almasıdır. İstanbul'daki Meclis-i Mebusan padişahın iradesiyle yeniden seçimler yapılmış. Bu seçimlere Anadolu Müdafaa Hukuk Grubu olarak Sivas Kongresi'nden bir takım kişiler ve Sivas Kongresi'nin etkili olduğu bölgelerden bazı kişiler bu meclise, İstanbul Meclis-i Mebusan'a seçilmişler ve Sivas Kongresi'ndeki yapılan bir müsvedde olarak Misak-ı Milli kararı meclis açılır açılmaz İstanbul'da da kabul edilmişti. Bu Misak-ı Milli kararı tabii İstanbul'daki işgal kuvvetlerini son derece rahatsız etmişti. Bu rahatsızlığının temelinde o günkü hükümete baskı yaparak bu kararın meclisten geri aldırılması istenmiş. Meclis bu kararı aldıramamış, başbakan istifa etmiş, yeni bir başbakan göreve gelmiş, Salih Paşa başkanlığında bir kabine oluşmuş. Bu da bu Misak-ı Milli kararını geri aldıramamış. Bunun üzerine de meclis işgal edilerek içindeki Müdafaa Hukuk Grubu'nda olan Rauf Bey, Karavasıf Bey gibi kişiler tutuklanarak önce İstanbul'da ve daha sonra Malta Adası'na sürülerek orada tutuklu bırakılan 150 civarında aydın oluşmuştur.